Şimdi bu derste paydaları eşit olan kesirleri sıralamayı ve karşılaştırmayı göreceğiz. Bir önceki derste birim kesirleri sıralayıp ve karşılaştırmıştık. Burada ne yapıyorduk birim kesirleri karşılaştırırken? Hatırlarsanız hep başındaki, daha doğrusu payımızın bir olduğu durumları karşılaştırmıştık. Burada ne kadar paydamız önemliydi. Paydamız biliyorsunuz bir bütünün bölen kısmını gösteriyordu. Yani kaç eşit parçaya bölündüğünü gösteriyordu. Doğal olarak birim kesirlerde karşılaştırırken ne kadar çok parçaya ayrıldıysa o kadar bizim birim parçamız azalıyordu. Yani 1 bölü 4'e baktığımızda, şöyle göstersem daha güzel olacak. 1 bölü 4'e baktığımızda 4 eşit parçaya ayrılmış ve bir tanesi alınmış. Hatta şöyle yapalım. Hepsi aynı olsun. Evet, 1 bölü 4'te 4 eşit parçaya ayırıyoruz. 1 bölü 6'da 6 eşit parçaya ayırıyoruz. 1 bölü 7'de de 7 eş parçaya ayırıyorduk. Ne yaptı? 2, 5, şöyle biraz birbirine eşit olmadı ama bunları eşit olarak düşüneceğiz. 1 bölü 4'te bir parçamız öğrendiği için bir tanesini, gene aynı şekilde 1 bölü 6'da da 6 eşit parçaya bölünmüşlerin bir tanesini ve 1 bölü 7'de de 7 eşit parçaya bölünmüşlerden bir tanesini aldık. Şimdi baktığımızda gördüğünüz gibi 1 bölü 4 olan daha büyük parçaya eşit. Ondan sonra 1 bölü 6 geliyor ve en küçük 1 bölü 7 geliyor. Neden en küçük 1 bölü 7 oluyordu? Çünkü 7 tane bir bütün, gene aynı bütün bunlar, 7 parçaya ayrılıyor. Doğal olarak bir parçası daha küçük kalıyor. Yani ne, şöyle bir kurallaştırma yapabilir miyiz? Bir bütün eğer çok parçalara bölünmesi daha çoğalıyorsa doğal olarak bir parçası daha küçülüyordur diye biliriz. Ne kadar az parçaya bölündüyse de bir parçası o kadar büyük diyebiliriz. Şimdi bu durum payımızın, paylarımızın eşit olduğu durumda geçerli. Yani paylar eşit iken bir bütün ne kadar çok parçaya ayrılıyorsa o kadar çok küçülür. Ya da ne kadar az parçaya ayrılıyorsa o kadar çok büyür de diyebiliriz. Ama şimdi de mesela şöyle 2 bölü 5, 3 bölü 5 ve 1 bölü 5 gibi bu sefer de paydaları eşit iken ki duruma bakalım nasıl olacak. Şimdi 2 bölü 5'te bir bütünümüz var. Gene hepsini aynı olacak şekilde şey yapalım. Hatta ilk önce bölüp de yapayım. 5 parçaya bölünmüş bu bütünümüz. Hepsinde 5 parçaya bölünüyor. Neticede paydalarımız aynı. Bu bütün arasından ilkinde 2 parçası alınmış. İlkinde 2 parçamız alınıyor. İkincisinde 3 parçamız alınıyor. Ve üçüncüsünde de bir parçamız alınıyor. Şimdi gördüğünüz gibi diğer yukarıdakinden daha farklı bir durum var. Burada payı büyük olan daha büyük hale geldi. Payı küçük olan da daha küçük hale geldi. Burada nasıldı? Burada ise tam tersiydi aslında. Paydası büyük olan en küçüktü. Paydası en küçük olan ise en büyük hale geliyordu. Yani paydalar eşit iken payı büyük olan daha büyük olan kesrimiz. Eğer paylar eşit iken, yani buralar eşit iken, yukarıki kısımlar eşit iken payı küçük olan en büyük olacak. Böyle bir ters sıralamamız oluşuyor. Bir de tabii hem paydası hem de payı farklı olan kesirleri sıralamamız ve karşılaştırmamız var.
Onu da 5. sınıfta inşallah daha detaylı göreceksiniz. Orada da yapacağımız şey gene paydaları eşitleyeceğiz aslında. Ön bir spoiler vereyim. Şimdi mesela bir örnek yapalım. 2 bölü 7, 3 bölü 7 ve 1 bölü 7'yi karşılaştıralım. Gene bir bütün çiziyorum. Bu bütün hepsinde aynı olacak çünkü buna göre karşılaştırıyoruz ve hepsinde de 7 eşit parçaya bölünmüş olacak. Şöyle biraz daha düzgün çizeyim. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Hepsinde aynı. Hepsi de 7 eşit parçaya bölünmüş. Çünkü payda kısmımız 7. Ve ilkinde 2 parça alınmış. İkincisinde 3 parça alınmış ve üçüncüsünde de bir parça alınmış. Şimdi baktığımızda en büyük olan payı en büyük olan sayı olan 3 bölü 7. Neden? Çünkü daha çok gördüğünüz gibi daha çok görünüyor. O yüzden sıraladığımızda 3 bölü 7 ardından gelen 2 bölü 7 ve en son gelen de 1 bölü 7 şeklinde sıralamış. Büyükten küçüğe doğru sıralamış olduk. Diyelim ki küçükten büyüğe doğru sıralama istendi. O zaman ne yapıyoruz? En başa küçüğü yazıyoruz. Ve büyüktür işareti yerine bu sefer aralarına küçüktür işareti koyacağız. Bir tane de şöyle bir örnek yapalım. Şurayı sileyim. Şeyi anlaşılması açısından. Birim kesirlerle yani paydaları aynı olan ya da paydaları aynı olan payları aynı olan kesirlerle yapalım. Mesela 3 bölü 3 bölü olmasın da 6 bölü 7 6 bölü 9 ve 6 bölü 8'e bakalım. Yine bir bütün çizelim. Bu bütün hepsinde aynı ama bu sefer bölüneceği parçalar birbirinden farklı olacak. Burada 7 parçaya bölünmüş bu bütünümüz. Burada 9 parçaya bölünmüş. Evet, biraz fazla böldüm. Şöyle gideyim. Bir daha. 1, 2, 3, 4, diğerinde de 8 parçaya bölünmüş. Evet, şimdi bunları hepsinde de 6 eşit parça alınmış. Boyayalım. Şurada, şuraya kadar 6 bölü 7 de buraya kadar gelmiş olacak bu. Diğerinde ise şuraya kadar gelmiş olacak. Diğerinde ise buraya kadar gelmiş olacak. Şimdi baktığımda en büyük olan hangisi? Gördüğünüz gibi en az parçaya bölünen olan 7. Diğerlerinden daha büyük. Hatta görmeniz açısından şöyle üst üste koymaya çalışayım. Bakın şeyden şuraya kadarlık alan daha büyük. Aynı şekilde 6 bölü 8'de de gene şu kadarlık bir alan daha büyük halde. Büyükten küçüğe doğru sıralayacaksak ilk başa neyi yazacağız? 6 bölü 7 büyüktür diyeceğiz. Sonra
2'ne bakıyorum. Gene en az bölünen diğeri olan, diğerine göre 6 bölü 8 olan bu büyük. Bakın burada da çok fazla tam şey olarak çıkmamış. Çünkü doğru çizemedim ama burada da 6 bölü 8 daha büyük olacak. Ve en küçük olan da daha çok parçaya bölündüğü için, gene alınan parçalar aynı ama daha çok parçaya bölündüğü için 6 bölü 9 olacak. O zaman şöyle bir kurallaştırma yazacaksak ne diyebiliriz? Eğer payları eşit olan kesirlerde paydası küçük olan en büyüktür. Ya da paydası küçük olan büyüktür diyebiliriz. Böylece bir kural da oluşturabiliriz. Aynı şekilde ya payları eşit değil de paydaları eşitse, o zaman da şöyle diyebiliriz. Paydaları eşit olan kesirlerde de payı büyük olan payı büyük olan büyüktür deyip bunu kurallaştırabiliriz. Mesela inceleyelim şurada gibi. Burada paydalarımız, bu kısımda paydalarımız eşit. Doğal olarak paylarımız eşit. Paydası küçük olan en büyük oldu. Aşağıdakine baktığımızda burada da paydalar eşit. Hepsi 7 eşit parçaya ayrılmış. Ve daha çok paydası olan 3 bölü 7, payı olan 3 bölü 7 daha büyük hale geliyor. Kısaca kesirlerde karşılaştırma ve sıralamamız bu şekilde. Bir önceki derste sadece payı büyük, payları eşit olanlara bakmıştık. Şimdi de paydaları eşit olanlara baktık. Bunları nasıl sıralayacağımızı gördük, öğrendik. 5. sınıfta da hem payı hem de paydası birbirinden farklı olanları göreceksiniz. Ben kısaca şöyle ön bir bilgi vereyim. Burada da paydaları eşitleyeceksiniz. Onun için de çeşitli yöntemler var. Sadeleştirme ya da genişletme gibi. O yöntemleri görünce onları da şey yapabileceksiniz. Sıralayabileceksiniz ve karşılaştırabileceksiniz. Evet, bu dersi de burada bitirmiş olduk. Diğer derste görüşürüz.